gündem teknolojiye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bu pandemi döneminde salgınla beraber özellikle dijitalleşmenin ne kadar hem sosyal hem iş hayatımızda önemli olduğunu gördük. Gerek akıllı cihazlar, uzaktan eğitim, uzaktan iş, hibrit çalışma modelleri, tüm bu teknolojilerin altında da internet altyapısı sağlanıyor. Ve Türkiye'de de internetin altyapısında fiber altyapı yatırımlarını yapmakta öncü olan ve aynı zamanda 3G'ye geçişin mimarı bugün Quicka ve Sistem Optima Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Celil bizlerle birlikte. Süreyya Bey hoş geldiniz diyorum gündem teknolojiye. Şimdi genel bir kariyer profiline baktığımda siz öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir AI yazılım firması Meta Graphics kurdunuz. Bir girişimcilik kimliğinize başladınız. Ardından Microsoft Global'de satış grup başkanlığı ve Turkcell'de de özellikle 6 milyar dolardan 27 milyar dolara bir piyasa değerini yükselttiniz. Bir başarı hikayesi var ve şimdi de yatırımcı kimliğinizle bizlerle berabersiniz. Dolayısıyla iş hayatındaki dönüşümü nasıl görüyorsunuz? Başarılı liderin özellikleri ve işin özü sizce nedir? Hande Hanım, işin lideri dediniz. Bu bence çok önemli bir konsept. Şimdi şirketlerde memurlar çalışıyor, işçiler çalışıyor, yöneticiler var. Fakat işi sahiplenmek lazım. Girişimci olmak lazım. İş insanı olmak lazım. Bu arada iş adamı demiyorum, iş kadını olmak lazım. İşin lideri olmak lazım. Ben işin lideri deyince şu şekilde özetliyorum. Hani 3 tane kritik noktası var. Birinci, en önemlisi, geleceği iyi okumak. Vizyoner olmak. Nasıl bir dünya önümüzdeki 3-5 yılda? O dünyaya nasıl hazırlanırız? Nasıl 3-5 sonraki dünyada rekabetçi, rakiplerden daha üstün bir konuma geliriz? Bunu bilgiyle, yeni fikirlerle, çok çalışarak düşünmek, planlamak lazım. Bu işin birinci kısmı. Yani gelecekteki vizyonu doğru set etmek. Çünkü rotayı yanlış set ederseniz tekneyi kayalara toslayabilirsiniz. İş dünyası acımasız. Bunun yanında ikinci önemli kısmı, tabii ki iş dünyası tam bir takım sporu. Yani bir basketbol var, futbol var da esas takım sporu iş dünyası. Takımın lideri olmak lazım. Bütün takımı harekete geçirmek lazım. Takımı ikna etmek lazım, motive etmek lazım. Onları o yönde harekete geçirmek lazım, doğru yönde. Üçüncüsü de temelin sağlam olması için dürüstlük, çok çalışkan, mütevazi, öğrenmeye açık, devamlı öğrenen, yenilikçi ve cesur olmak lazım diye düşünüyorum. İş dünyasının liderleri girişimci olurlarsa şirketlerini geleceğe hazırlayacaklar. O zaman başarı ortaya geliyor. Şimdi iş dünyasında, dünyada muazzam bir rekabet var. Türkiye'de de öyle ama bütün dünyada muazzam bir rekabet var. Ben de 35 yıldan uzun bir süredir iş dünyası içindeyim. Ve Microsoft'ta, Turkcell'de çok önemli görevlerde başarılara koştuk. Fakat daha yapacak çok iş var diyorum. Yani geleceği iyi okumak benim için hep beni başarıya götüren en önemli etken oldu geriye doğru baktığımda. Fakat bir de iş dünyasının kanunları var. Yani siz de çok güzel dediniz, işin özü nedir? Ben bu işin özüne çok önem veriyorum. Nasıl fizikte fizik kanunları varsa, iş dünyasında da iş kanunları var. Ve bunun ortasında müşteriye odaklanmak var. Yani en önemli konu müşteriye odaklanmak. Çünkü müşterilerin profilleri çok farklı olabilir. Büyük firmalar olabilir, küçük firmalar olabilir. Çok zengin müşteri olabilir, orta halli müşteri olabilir. Öğrenci gibi daha kıt gelirli insanlar da olabilir. Bunların hepsi önemli. Onlara, müşteriye odaklanmak çok kritik. Çünkü bir şirketin herkesin ihtiyacını karşılaması mümkün değil. O yüzden ben en önemli kritik noktanın müşteriye odaklanmak olduğunu düşünüyorum. Sonra müşteriye fayda ve farkla. Bunu da nasıl yapılır? Bu takım oyunuyla, tutkuyla, bilgiyle, inovasyonla, yenilikçilikle, çok çalışarak ortaya müşteriye fayda üretmek lazım ve rekabete karşı fark yaratmak lazım, bir üstünlük. Bunu iyi yaparsanız, ortaya eşsiz bir müşteri deneyimi çıkartırsanız, o zaman dünya çapında başarılar geliyor. Bu bütün iş dünyasında böyle. Yani Amazon'a bakarsanız böyle, Apple'da böyle, Türkiye'de benim çalıştığım zamanda Turkcell'de böyleydi, Microsoft'ta keza böyle. Bir de tabii bunu söylemesi kolay da yapması çok zor. Bunun arkasında operasyonel mükemmellik.
Yani müşteriye hizmetin aksamadan gitmesi. Yani 35-40 milyon müşteriyi memnun etmek, dünyada dünyaya yayılmış 250 milyon müşteriyi memnun etmek, bunlar kolay işler değil. O yüzden çok iyi organize olmak lazım. Teknolojileri çok iyi kullanmak lazım. Verimlilik. Çünkü her zaman fiyat müşteri için çok önemli bir konu. Bu sebeple verimlilik, şirketlerin verimlilikte ileriye gitmeleri, devamlı kendilerini geliştirmeleri çok kritik. Bir de söyledim, rekabete karşı fark yaratmak için hızla inovasyonu yaratmak. Bunlar ortaya konursa, bunlar yapılırsa, bunları yapmak için mutlaka yazılımı kullanmak lazım ve bunların arkasında artık matematiği kullanmak lazım. İlimi, bilimi kullanmak lazım. Artık karından gelen sesle hareket edemez. Milyonlarca müşteri, binlerce ürünü 250 bin, 300 bin, 1 milyon noktada yönetmek için optimizasyonu kullanmak lazım. Bunlar yapılırsa ortaya sürdürülebilir, karlı büyüme çıkıyor, başarılı şirketler çıkıyor. Evet, bu pandemi döneminde de özellikle dijitalleşmenin çok daha hızlandığını gördük Süren Bey. Peki dijitalleşen dünyada sizce iş dünyasını etkileyen hızla yükselen teknolojiler neler? Siz neleri öngörüyorsunuz? Dediğim gibi yani bir iş dünyasının lideri olarak, şirketine sahiplenen bir insan olarak geleceği okumak çok önemli. Benim en çok önem verdiğim konu buydu. Ben hep 5, 10, 15 yıl sonra nasıl bir dünya geliyor, kendimi ona nasıl hazırlarım, takımımı ona nasıl hazırlarım, bu konulara odaklanmıştım ve yani 2006'lı yıllarda Microsoft'ta çalışırken yeni bir dünyanın geldiğini gördüm. Ve bu dünyada mobilin çok önem kazanacağını, bulutun, cloud'un çok önem kazanacağını hissettim. O yüzden açıkçası Microsoft'tan Turkcell'e geçmemin bir sebebi de buydu. Mobil dünyanın heyecanı ve aynen tahmin ettiğim gibi çıktı. Ben yeni dünyada 3 kademeden bahsediyorum. Birincisi, küçük bilgisayarlar her yerde. Yani artık insanların omuzlarına patchler konuyor, içinde sensörlerle bilgi geliyor. Kadınların sütyenlerine sensör konuyor, kadın kanseri önceden teşhis etmek için. Tarlada sensörler, arabada sensörler, her yerde sensörler. Sensörlerden bilgi akıyor, bilgisayarlar bunları toparlıyor. İletişim her yerde, geniş bant her yerde olunca bu bilgiler buluttaki dev bilgisayarlarda big data olarak kullanılabiliyor. Store ediliyor, sonra da analiz ediliyor ve bu big data analytics ile ortaya akıllı sonuçlar çıkıyor. Burada machine learning dediğimiz, yapay zeka dediğimiz, AI dediğimiz sistemler bu matematik üzerine çalışıyor. Bilgiyi toparlayıp o bilgiden öğreniyor sistemler. Bence 4G ile 5G ile bu daha da hızlandı ve 5G ile de daha da hızlanacak. Türkiye'nin de bence bir an önce 5G'ye geçmesi lazım. Çünkü bu konuda geriye kalmaması lazım. İletişimin, geniş bantın her yerde çok hızlı çalışıyor olması lazım. Sanayimizin büyük sanayi olsun, orta boy sanayi, küçük boy sanayinin ileriye gitmesi, dünyada global rekabetçi olması için 5G çok önemli diye düşünüyorum. Yani ben bu yeni dünyada bilgi küçük bilgisayarlardan, sensörlerden buluta akıyor, bulutta analiz ediliyor ve burada optimizasyon teknolojileri, matematiği kullanılıyor ve bu sayede de verimli, akıllı sistemler ortaya çıkıyor. Çok kompleks durumlarda müşteriye üstün hizmet sunabilecek şirketler ortaya çıkacak diye görüyorum. Yani bakınca ben Amazon'un başarısında bunu görüyorum. Yani 250-300 milyon müşteriyi her hareketiyle takip edip onun istediğini kendi müşteriden daha iyi biliyor ve onu önerebiliyor. Türkiye'de de bilhassa bu içinde bulunduğumuz ekonomik kriz döneminde optimizasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çok ön plana çıkacak. O yüzden optimizasyonun teknolojiyle birlikte şirketlerin supply chain dediğimiz tedarik zincirini en verimli, en hızlı çalıştırmaları için mutlaka bu teknolojileri kullanmaları lazım. Bir de yeni dünyada bence Türkiye'de çok az konuşulan bir konu var. O da life science dediğimiz sağlık sektöründe ilim, bilim. Sadece hastanecilik değil, ilimle, bilimle hastalıklara çözümler oluşturmak, çözümleri bulmak. Bu da bence geleceğin çok çok önemli bir konusu, tamamen derin ilim konusu. Bu da benim çok önem verdiğim bir konu. Evet, Süren Bey, peki şimdi sizin dediğimiz üzere Microsoft Global deneyiminiz, kendi şirketinizde, yatırımcı kimliğinizle de bizlerle berabersiniz. Dolayısıyla
Bu noktada Turkcell'den sonra siz neler yapıyorsunuz? Quicka ve System Optima üzerinde de bakacak olursak siz biraz anlattınız. Tedarik çözümlerindeki bugün global ticarette de en önemli sıkıntılardan biri lojistik tedarik sorunları ve artan maliyetler. Artan enerji maliyetlerinden bahsediyoruz, stok yönetimlerinden bahsediyoruz. Pandemi her şeyi aslında iş dünyasının kurallarını baştan yazıyor. Dolayısıyla bu işlerin teknolojik anlamda çözümü yolunda siz çalışmalarınız var mı? Biraz bize anlatabilir misiniz? Bu dönem siz neler yapıyorsunuz? Ben çok samimi olarak Türk insanının çok yaman olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin çok güzel bir yer olduğuna inanıyorum. Dünyanın en güzel memleketi olduğuna inanıyorum. Her ne kadar Seattle'da oturuyorum, iş yerim merkezi orası, fakat her fırsatta Türkiye'ye geliyorum. Ve Türkiye'de üret, dünyaya pazarla. Bu konsepte çok inanıyorum. Ben yeni bir dünya var. Yeni dünyada kazanmak için teknolojiyi iyi kullanmak lazım. Ama aynı zamanda girişimcilik her yerde diyorum. Girişimcilik sadece küçük şirketlerde olmaz. Büyük şirketlerde de girişimcilik çok kritik. Bu arada girişimcilik sadece Türkiye içinde olmamalı. Türkiye dışında da, global pazarda da girişimci olması lazım Türk iş insanının. Çünkü Türkiye'nin nüfusu, Türkiye'nin ekonomisi dünyanın %1'i. Yani işin %99'u Türkiye'nin dışında. Türk insanı kendisine güvenmeli. Kendisine güvenirse, çok çalışırsa, o pazarlardaki müşterilere odaklanabilirse başarılı olacağına inanıyorum. Ben bu sebeple Türkiye'de iki tane firmaya yatırım yaptım. Bu firmaların çoğunluk hisselerini aldım. Bunlardan bir tanesi System Optima. Optimizasyonun iş dünyasında çok büyük önem taşıyacağını hissettim. Kendim endüstri mühendisiyim. O yüzden iş hayatında en çok kullandığım optimizasyon ve decision analysis konularının olduğunu biliyorum. Bu yüzden her konuda optimizasyonun, her sektörde optimizasyonun yeri olduğunu gördüm. Finansta olsun, supply chain'de olsun, üretimde olsun, müşteriye odaklanmakta olsun. Yani datayı toparlayıp o datayı iyi analiz edip linear programming, ileri matematikle, exact optima matematiğiyle odaklanarak bu ileri matematik optimizasyonu, bazen Türkiye'de sabah erken kalkmayı bile optimizasyon sayan insanlar, ben ondan bahsetmiyorum, ben ileri matematikten bahsediyorum. Dünyanın bu konudaki en uzman ekibini kurduk. İnanın hiç kimseye ikinci olduğumuzu düşünmüyoruz. System Optima'da çok güçlü bir teknik danışmanlık kurulumuz var. Bununla world class işler yapıyoruz. Hem supply chain'de hem de finans konusunda büyük fark yarattığımızı görüyorum. Karlılıkta ve müşteriye hizmet konusunda. Bir de bahsettik, yeni dünyada dijital dünyanın merkezinde yazılım var. Yazılım olmadan, software olmadan hiçbir şey olmuyor. O yüzden yazılımın hep yöneticiliğim zamanında zor olduğunu, biraz yavaş ilerlediğini görüyordum. O yüzden yazılım sürecini hızlandıran, yazılım yazan, yazılım robotu geliştirmeye çalışıyoruz 4 senedir. Burada çok ileriye gittik. Artık Türkiye'de ürettiğimizi dünyanın 4 binlerinden müşteriler bize geliyorlar. Ve biz müşterilere hızla yazılım üretiyoruz onların istedikleri. Bu da bence geleceğin hot bir konusu. Beni heyecanlandıran bir konu daha var. O da dünyada tıp, sağlık konusundaki en ileri akademisyenlerden Harvard Medical School'da Profesör Gökhan Hotamışlıgil'in bulduğu bazı konuları Princeton Üniversitesi'ndeki ilim bilim adamlarıyla ilaca dönüştürerek insan sağlığına faydalı işler yapacak bir şirketin de yatırımcısıyım. Bu da bana muazzam bir heyecan veriyor. O yüzden Türkiye'de tatilimi tamamlayıp bir an önce o şirketi de dünyaya hazır ürünler sunan hale getirmek için çalışacağım. Peki diğer noktada pandemi. Pandemi tüm bu teknoloji alanındaki çalışmaları nasıl etkiledi? Nasıl görüyorsunuz? Hangi alanlarda daha fırsatlar çıktığına inanıyorsunuz Süreyya Bey? Valla pandemi bence şunu gösterdi. Dünyada henüz çözülmemiş çok büyük problemler var. Yani dünya 1,5 senedir hapis oldu. İki senedir yaşadığımız pandemi senaryosunu bir filmde görsek çoğumuz inanmazdık. Evet. Dünya bu kadar da kötü mü diye. Ama demek ki gerçekmiş. Yani o yüzden demek ki daha gidilecek çok mesafe var. Çok çözülecek çok büyük problemler var. O yüzden hem teknoloji alanında hem sağlık konusunda daha gidilecek büyük mesafeler var. Ben Türk insanların ilim bilime
hayatta en hakiki mürşit ilimdir, bilimdir. Buna gerçekten inanarak ilim, bilim insanı olmaları lazım. İlime, bilime tamamen inanmaları lazım. Ve Türkiye'nin muazzam bilim adamları yetiştirdiğini de gördük. Yani siz geçen hafta Gökhan Hotamışlıgil'i konuk yaptınız. Erdal Arık, Profesör Erdal Arıkan hocamız 5G'nin ana teknolojilerini bulan, bütün dünyanın saygı gördüğü IEEE dediğimiz International Electronics Electrical Engineering'den Gold Star almış bir profesörümüz. Ve bunun yanında BioNTech'teki tabii ki çok gurur duyduğumuz Uğur Şahin ve eşi de girişimcilik ve sağlık konusundaki akademik başarılarıyla dünyada pandemiye çözüm olan vaksinlerden bir tanesini buldular. O yüzden Türk insanında ilim, bilim kabiliyeti var ama çalışması lazım. Onların hepsi 25, 28, 30 yıl çalışarak bu seviyelere geldiler. Ben uzun dönemli düşünürsek, global düşünürsek, ilim, bilim insanı olursak dünyada başaramayacağımız yok. Çözülecek çok problem var. Pandemi de bize bunu öğretti. Ben de bence teknoloji olmasaydı pandemiden dünya ekonomisi çökmüş olacaktı. Yani ben çok mutluyum ki biz 2006 yılında doğru vizyonla doğru altyapıyı kurduk. Çoğu insan bize dediler niye bu kadar çok yatırım yapıyorsunuz, toprağa niye fiber için milyarlarca doları çakıyorsunuz diye tenkit edenler oldu ama doğru yatırımlar olduğu ortaya çıktı. Sağlam altyapımız olması Türkiye'nin bugünlerde de başarılı ekonomisini başarılı bir şekilde sürdürmesine devam etti. Çünkü 4. sanayi devrimi bu geniş bant, mobil geniş bant, her yerde geniş bant olmadan olmuyor. O yüzden hem teknoloji ama ben bunun yanında şeyi de önemsiyorum. Yani ben bugün tekrar liseden mezun oluyor olsam belki computer science yerine biyoteknoloji konularında çalışıyor olabilirdim. Yani o tam ilim, bilim, uzmanlık alanı, onu da iş adamlarımızın, girişimcilerimizin, akademisyenlerin çok önemsemesi lazım. Ve şirketlerin akademisyenlerle bu konudaki akademisyenlerle beraber çalışmaları da çok kritik diye düşünüyorum. Evet, özellikle iş dünyasında daha entegre değil mi? Bu pandemiyle beraber daha biyotek firmalarının daha çok daha önümüzdeki yıllarda ön plana çıkacağına inanıyorum diyorsunuz. Ve şunu da sormak istiyorum. Global, evet, Seattle merkezi şirketleriniz global global marka olma yolunda yolculuğunuz ve Türk şirketlerine neler önerirsiniz? Vallahi şunu söyleyeyim, yani ben tekrardan bir 28-29 yaşında bir genç gibi heyecanlıyım. Yapılacak inanılmaz heyecan verici projeler var. O yüzden yerimde duramıyorum, bu projeleri bir an önce harekete geçirmek için heyecan doluyum, motivasyon doluyum. Doğru ekiplerle, doğru insanlarla birlikte ileriye gitmemiz lazım. Yani benim tavsiyelerim insanların sadece Türkiye'deki iş müşterileri değil, dünyadaki global pazarı düşünmeleri lazım. Daha büyük düşünmeleri lazım. Zaten uzaktan takip ediyorum. Mesela bunu yapan Getir gibi firmalarda aniden değerleri patlayabiliyor. Çünkü niye sadece Türkiye'nin şirketi değil, dünyada artık bir oyuncu olabilecek şirket diye görülünce değerleri de 3'e 5'e katlıyor. Yani burada finansal havuç da çok önemli. Ben insanların kendilerine, iş adamlarının kendilerine güvenmeleri lazım ama burada Türklerde eksik gördüğüm, Türk şirketlerinde eksik gördüğüm takım olma olayı. Yani bazen bir teknokente gidiyorum, 30 tane küçük firma. Hepsi kendi köşelerine sıkışmışlar. Halbuki bunların biraz beraber çalışmaları lazım. Bir ekosistem oluşturmaları lazım ve bir ürünü, bir çözümü oluşturmak kadar, yani esasında teknoloji, bilim başka bir şey, teknoloji başka bir şey, component dediğimiz başka bir şey, ürün başka bir şey, çözüm başka bir şey. İnsanların aradığı esasında çözüm. Bir de bunları dünyada satmak, pazarlamak da inanın bunları yapmak kadar zor. Evet. Orada da çok inovatif olmak lazım, çok çalışmak lazım, teknolojiyi çok iyi kullanmak lazım. Bu sebeplerle takım olmak da iş kardeşlerime en büyük önerilerimden bir tanesi. Takım olarak daha çok entegre şekilde çalışmalıdırlar diyorsunuz. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için bugün Quica ve System Optima Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Cili bizlerle birlikteydi. Yeni nesil yükselen teknolojileri, pandeminin teknoloji dünyasına etkilerini ve kendi projelerini bizlerle paylaştı diyor. Ve bir gündem teknolojiyi daha bugünlük burada noktalarken kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Sefer Yüksel sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın.